Şimdi geldik bunları konuşmaya efendim, konuşmaya başlayalım. Kimle? Sözcü ailesinden Altan Sancar'la. Selamlar Altan Sancar. Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Üçüncü maddeyi de konuşalım. Numan Kurtulmuş'un ne yapmaya çalıştığında, Sayın Meclis Başkanımızın. Bununla birlikte elbette bir çözüm süreci ihtimali artık açık açık konuşulur oldu. Eskiden böylesi soru-cevap kısmında bile akşam olmadan... Terör veya terörist damgaları anında siyasetin diline yerleşirdi. Hiç öyle günlerden geçmiyoruz. Yeni anayasa nelere kadirmiş diye yorumlar geliyor şimdi. Ee, önümüze tabii hak vermek lazım. izleyicinin de bu tip okumalar yapmasına başlayalım. Ee, tabii biz bunları konuşurken bu arada değerli izleyicilerimize de duyuralım. Ee, meclisin önünden, meclisteki hareketlilikten e, ve hatta başkent Ankara'daki hak eylemlerinden. Neyi kastediyoruz? Pernas işçilerini e, çıplak ayaklarla... E, yürümeye çalışıyorlar. O yalın ayaklı eylemlerini canlı yayında ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Kopmuyoruz. Bunu da söyleyelim. Önce meclis başkanımızdan başlayalım. Altan Sancar. Bu bine Yokla ve geri adım at takdimiydi Adalet ve Kalkınma Partisi adına. Yoksa hayır. Burada gerçekten bir takım güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözetiminde çarpıştılar ve sonucunu mu bekliyoruz? Mehmet Uçum tarafı Bir tarafta Mehmet Betiner, Numan Kurtulmuş'u ya algı operasyonu demek nedir? Geri adım attığını iftira etsene, e, itiraf etsene şeklinde serzenişlerde de bulunuyor. Bunlar her zaman muhalif seçmenin okumaya alıştığı şekliyle bir orta oyunu, bir müsamere gibi mi yaşanıyor? Yoksa gerçekten farklı e, kliklerin çarpışması olarak da yorumluyor mu Altan Sancar merak ediyorum. Şimdi bu şöyle başlamak lazım. Kabine değişikliğini konuşuyoruz ya bir yandan. Evet bu kabine değişikliği olacak ama hani çerçevesini henüz bilmiyoruz net olarak. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bugün mu açıklar yoksa bir gece ansızın resmi gazetede mi görürüz bilmiyoruz. Ama şimdi bu kabine değişikliği süreci e, malum yani şimdi Mayıs ayından itibaren Mayıs sonrasından itibaren Şimdi meclis başkanı da değişme ihtimali var. Neden? Çünkü dönemi doluyor ve iki yılda bir bunun da yenilenmesi lazım. Bundan sonraki süreçte bunu da görebiliriz. Üçüncü nokta anayasa tartışması bu defa ciddi. Biz sizinle bunu çok konuştuk. Yani bu anayasa tartışması basit bir gündem değiştirme falan değil. Bu anayasanın değişmesi gerekiyor en azından Cumhur İttifakı açısından. O sebeple burada üçüncü bir ihtimalle eklemek lazım. Tartışmayı yukarıdan başlatıp yani en üst perdeden başlatıp aşağıya doğru getirmek. Yani üçüncü madde dördüncü madde hı hı. E, gibi tartışmalardan başladı. Günün sonunda gelinecek yer yüzde 40 artı bir ve benzeri bir takım değişiklikler mi olacak sorusu da bence e, akıllarda durması gereken ikinci ihtimal. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu tarz tartışmalarda hep şunu yaptığını iyi biliyoruz: izler, süreci izler, tarafların kendi partisi içerisindeki tarafların, hatta kabinesi içerisindeki tarafların, bürokrasi içerisindeki tarafların e, birbirleriyle olan Sürtüşmesi diyebiliriz, mücadelesi diyebiliriz, Hı -hı. güç gösterisi diyebiliriz. Bunları izler ve sonra karar verir. Ama şimdi Numan Kurtulmuş'un e, yani meclis başkanı önemli bir siyasetçi AK Parti açısından da e, aslında biz onu şöyle tarif ederdik özellikle Can Atalay kararını verebilseydi belki de e, biraz daha AK Parti içerisinde özgürlüklerden yana tutum alan bir siyasetçi olarak tarif edebilirdik. Belki en azından Şahin Kanat'ta değil önce. diyebiliriz. Diyebilirdik belki de. Neden Hı -hı. diyemiyorum şimdi çünkü Can Atalay kararı çok basit bir hukuki metinin uygulanması. Hı hı. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden isimlerin bile e, tamamını kastetmiyorum ama belli isimlerin bile ya e şu Can Atalay kararı uygulanmalı dediğini çok iyi bildiğimiz evet. için e, Numan Kurtulmuş'un bunu e, uygulamaması biraz o tartışmayı kendisiyle beraber getirdi. Fakat bir tarif yapmaya çalıştı. E, bu tarifi dile getirdi ama yaptığı tarif üçüncü maddeye denk geliyor. Yani başka hiçbir yere denk gelmiyor anayasada. E, bu sebeple de üçüncü madde demeden adını koymadan başladığı tartışma bir yoklama, bir e, öneri e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ben bu taraftayım e, deme durumuydu. E, fakat içeriden çok sert bir tepki geldi, özellikle Mehmet Bey'den Mehmet Uçum'dan sert bir tepki geldi. Ama esasen Milliyetçi Hareket Partisi şu aşamada sessizce izliyor olanı biteni. Yani normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlemeye alışmıştık. E, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi sessizce izliyor çünkü çok parçalı bir durumdan, çok aşamalı bir durumdan bahsediyoruz. Yeni anayasa, çözüm süreci iddiaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte olası adaylarından birine ilişkin, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dava süreci ve birçok noktayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tartışmaları, muhalefetin durumu, kamuoyu araştırmaları birçok aşamadan birlikte izliyoruz. Bana kalırsa süreç biraz şuraya doğru gitmeye, götürülmeye çalışılıyor. Atı alanın Üsküdar'ı geçeceği bir noktaya doğru evrilmeye çalışılıyor. Yani 20 Temmuz ya da 19 Temmuz'u tam hatırlamamakla birlikte yine Sözcü TV'de bir yayın yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihlerde Kıbrıs'tan dönüyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüyordu. Ve Hı. o zaman uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bulunan gazetecilerden birkaçını aradığında yani ne dediğini zaten duyacağız ama morali nasıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan diye sorduğunda bana bir meslektaşımız çok ilginç bir cümle kurmuş demişti ki kafasında bir harita olduğu o kadar belli ki. Yani ne yapacağına karar vermiş. Nasıl adım atacağına karar vermiş. Ve hatta bunu söyleyecek ekranlarında söylemiştik. Ee, karar vermiş yoluna çıkıyor. Çıkan bir Erdoğan gördüm demişti. E şimdi bakıyoruz hakikaten de öyle. Yani yerel seçim süresinin sonrasında sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yol haritası çizmiş. Ve buna göre ilerliyor bir yanda Türkiye'nin dış politikası, bir yanda Türkiye'nin iç politikası, bir yanda güvenlik meseleleri, bir yanda kabine, bir yanda kendi partisi ve bir yanda bürokrasi. Bununla ilgili bir takım kararlar vermiş ve bence Milliyetçi Hareket Partisi ile de belli konularda bir ortaklaşma sağlanmış durumda. Belli gerilim konularını mesela Sinan Ateş davası gibi biraz daha ortadan kalkmasıyla birlikte bir uzlaşı sağlanmış durumda. Yani Cumhur İttifakı kararını vermiş. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçtirmek için bir çalışmaya başlamış durumdalar. Bundan sonrası muhalefetin ne yapacağı sorusu bence daha önemli. Bunun gölgesinde bazı sacayakları ayakları var. Onlardan biri de çözüm süreci gibi İmralı özelinde bir eylem, basın toplantısı çağrısı, duyurusu DEM Parti'nin birkaç günlük gündemi bu şekildeydi. Bugün de basın mensuplarıyla bir araya gelindi. Çok bir şey söylememişler ama İmralı ile görüşme var mıdır, yok mudur? Ee, bilmiyoruz, bizim de bilgimiz yok gibi ifadeler var. Biliyorsun Almüntör'de Amber'in zaman imzasıyla 3 kaynaktan doğrulatıldığı yönünde bir iddiayla da o haber paylaşıldı. E, üç taraftan deyince akla elbette İmralı, Kandil ve hükümet tarafları geliyor. Çünkü üçünün e, diyalog halinde olduğunu e, öne sürüyordu bu haber. Böyle bir ihtimal, MHP gerçi bu iş bitti çoktan diyor Mehmet Uçum, devlet... Ee, sonuç alamadığı bir projeyi tekrar hayata geçirmez diyor. Hepsi tamam. Bir yere koyuyoruz ama e, Dem Parti'nin attığı adımlar da sadece ya buradan yeni anayasa konusunda tokalaşacaklar, el sıkışacaklar. Sonucu çıkar mı onu merak ediyorum. Dün çok ilginç bir şey oldu Can Bey. Ee, biliyorsunuz Diyarbakır'da Dem Parti'nin bir mitingi vardı. Hı -hı. Düzenlemek istediği bir miting vardı. Bu miting yasaklanmıştı. Yasaklı miting öncesi e <laughs> 12 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, önemli bir isim, Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek Diyarbakır'a gitti. Ve miting bitene kadar da Diyarbakır'da bulundular. Hatta Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bu e, birlikteliği paylaşmış ve altına da şöyle bir not düşmüştü. Herkese huzurlu bir hafta sonu diliyorum diye. Tekrar düne dönüp bakacak olursak ne oldu dün? Evet belli yerlerde gözaltılar oldu belli yerlerde itiş kakışlar oldu belli yerlerde polis müdahalesi gerilimler gerginlikler oldu ama e, alıştığımız tarzda yüksek bir tansiyon görmedik biz dün Diyarbakır'da belli ki her iki tarafta belli bir düzeyde tutmaya çalışıyor gerginliği bir yandan gerilimi ve gerginliği belli bir düzeyde tutmaya çalışıyor ben o yüzden Diyarbakır çok önemli bir e, gösterge olacak diyordum. Ee, ve dikkat ederseniz miting öncesi iki önemli isim Mustafa Çalışkan gibi bir isim ve Maksut Yüksek gibi bir isim oraya gitmişlerdi. Belli ki süreci birlikte koordine etmişler vali bey ile birlikte ya da il e, emniyet müdürü ile birlikte. Bu birinci nokta. İkinci nokta bence şu, şu gözden kaçmamalı. Ee, yani Kandil'le bir görüşme nasıl sağlandı sorusunun ben de hala oturmayan belli noktaları var. Bu da şu. Şimdi Kandil Kandil'le görüşme biliyorsunuz yani Dronlar, insansız e, hava araçları, silahlı insansız hava araçları sürekli olarak e, Kandil Dağ ve çevresinde yukarısında sürekli bir devriye halindeler. Ve gelen istihbarata göre nokta atışı operasyonlar düzenliyorlar. Şimdi düşünüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin açısından burada e, örgütün üst düzey bir yöneticisini tespit etmek ve bu tespit edilen yöneticiyi SİHA saldırısıyla ortadan kaldırmak mı? yoksa oraya bir haber göndermek mi sorusu ben de tam oturmuyor açık söylemek gerekirse yani bu iletişim nasıl sağlandı sorusu biraz ben de oturmuyor İkinci husus ya İmralı kısmıyla ya şunu çok iyi biliyoruz yani e, istihbarat görüşür istihbarat herkesle görüşür zaten istihbarat dediğim şey bunun için vardır hani istihbaratın görüşmesi e, ayıplanacak lanetlenecek bir şey değildir ve biliyoruz ki aslında ee, Öcalan'ın İmralı adasına götürüldüğü süreçten itibaren Türk istihbaratı çok sık bir biçimde zaman zaman nabız yoklamak, zaman zaman ikna çalışmaları için burada görüşmeler yapmıştı. Eğer kasıt Öcalan'la istihbaratın görüşmesi ise ben burada bir olağan dışılık görmüyorum. Buradaki esas mesele masadaki konunun ne olduğu. Masadaki konunun ne olduğu önemlidir. Şimdi DEM Partililerle görüştüğümüz zaman DEM Partililerin ciddi bir kısmı diyor ki ee, uzunca bir süredir haber alamadıklarını avukatlarının ailesinin gitmediğini söylüyorlar ve geriye dönüp şu yorumu yapıyorlar ee, son e, haber aldığımızda bize son haber yani kamuoyuna son haber gönderdiğinde e, bir ikna çalışması olduğuna dair imaların olduğunu fakat bunun çerçevesinin ne olduğunun da belli olmadığını dile getirdi diyorlar. Şimdi bu sebeple Dem partinin biraz temkinli yaklaştığını görüyoruz sürece ve e, sakin durmaya yani somut ne adım atacaksınız sorusunu sormaya <laughs> devam ederken bir yandan da bir an evvel bir avukat veya aile görüşünün gerçekleşmesi çabası içerisinde olduklarını da görmek mümkün devlet kanadına gelecek olursak bence devlet kanadında yani hükümet kanadında e, henüz kafa netleşmemiş durumda O da şuradan kaynaklı netleşmemiş durumda bir. Mehmet Uçum'un açıklaması doğru. Eğer bir e, çözüm süreci tırnak içerisinde gerçekleştirilecekse bunun 2015 ve öncesindekilere benzer olmayacağı çok aşikar. Belli ki yeni bir aşama var. Bu aşama şu. Dem Parti'yi diğer yapılardan ayırıp başka bir yere konumlandırmak. Hı hı. Diğer yapılarla ilgili kısmı da sadece belki de devlet üzerinden yani devletin istihbarati güçleri üzerinden çözmek ve buralarda görüşme gerçekleştirmek. Öncekine benzemeyeceği kesin ama bir süreç var mı diye soracak olursanız yani günlerdir Ankara'da aramadığım, ya, ya, samimi söyleyecek olursan kimse kalmadı. Henüz olgunlaşmış bir süreç yok. Yani ne güvenlik kaynakları ne istihbarat kaynakları ne e, dem e, dem partililer ne daha önce HDP'de milletvekilliği yapıp şu an Avrupa'da yaşayan isimler aramadığım kimse kalmadı. Ve herkes şunu söylüyor şu an hiçbir şey yok aslında şu an sadece tartışılıyor ve tartıştırılıyor. Ve herkesin nabzı alınmaya çalışılıyor. Başka hiçbir şey yok aslında. Peki. Final sorusu. Bugün genelde kabine değişiklikleri olunca öncü birkaç kalem var hükümete yakınlıklarıyla bildiğimiz. Onlar da topa girdi. Daha önce farklı basın yayın kurumlarında da kabine değişikliklerine ilişkin kulisler, iddialar devam ediyordu. Zaten hiç bitmeyen bir konu bu. E, toptan bir kabine değişikliği uzun süredir yapmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. ...parça parça yaptığı için zaman zaman iki, zaman zaman dört koltuk üzerinde tartışmalar yaşanıyor. E Altan Sancar duyuyor mu, bekliyor mu böyle bir değişiklik kısıtlı veya kapsamlı? Ya, kısıtlı bir değişiklik olacak bu artık suyundurmaz bir gerçeklik. Ee, kimin gideceği, kimin kalacağı tartışmaları var. E Tabii ki bunun içerideki rekabetin dışa vurumları da olacaktır hani kim kalacak diye sorulduğunda belki de en net yanıt verebileceğim yanıtların başında dışişleri bakanı Hakan Fidan gelir. Yani hı hı. Hakan Fidan orada o koltukta oturmaya devam edecek. Bu çok net. Memeşimşek, Memeşimşek o koltukta oturmaya devam edecek. Tabii. en azından şimdilik. Ama Tarım Bakanı için ciddi bir soru işareti. Milli Eğitim Bakanı değişebilir. Ticaret. Bu zaten çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Ticaret Bakanı değişebilir, Çalışma Bakanı değişebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hı hı. değişebilir. Bunlar güçlü ihtimaller. Şimdi tabii ki iddiaların odaklandığı yerlerden biri de şu. yani İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanı değiştirme mi biçiminde? Geçtiğimiz gün ben de bir iddia dile getirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanlığa da bakıyor. İki bakanlık üzerinden aslında kamuoyunda yürüyen tartışmalara da bakıyor ve burayı seyrediyor. Ama henüz bir karar yok ortada. Net bir karar verilmemiş durumda. Fakat az önce Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama bence önemliydi. Onu da söylemekte fayda var. Bakın Adalet Bakanı da kendini izah etmeye çalışıyor. Kendini anlatmaya çalışıyor. Bu çok önemli bir nokta. Ve bence Adalet Bakanı'nın vurguladığı bir husus çok çok önemli. Orayı göz ardı etmemek gerekiyor. Adalet Bakanı bir şekilde diyor ki ya görüntüler, daha 3 senelik 4 senelik görüntüler çıkıyor ortaya. Tabii. Yani hakikaten bu görüntüler nereden çıkıyor? Nereden sızıyor? Adalet yani. Bakanı'nın az önce hakikaten son toplantıları da öyleydi. Önemli bir bakış açısı. 40-45 dakikayı bulan artık basın açıklamalarına imza atıyor oluşu. Süre olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soru-cevap kısımlarını çoktan geçiyor. yani işte Cuma günleri yapıyor biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oralarda biz 20'leri 25 dakikaları gördüğümüz dönemler oldu. Çok ağır gündemlerde. Ama bir bakın 40-45 dakika herhangi bir çok büyük majör bir olayın peşini olduğunda da anlayabiliyorum ama... Toparlama için her konuda soru alması, her konuya cevap verme girişiminde bulunması, yeltenmesi yani dikkat çekici. Istiyoruz. Böylesi bakanlık değişimler bir öncesi. Bir şey e, herkes yani, kendi vitrinini düzenliyor galiba Altan Sancar. Yani, ya bu arada çok da güzel bir şey. Keşke bütün bakanlar bunu yapsa. Tabii Hakikaten tabii. Keşke bütün bakanlar e, bunu yapsa. Sadece değişim iddialarında değil her zaman evet. böyle yapılsa keşke. Çok kıymetli bir şey. Ben hani Tabii. hakikaten bakanların bu kadar açık, net. Bakın orada e, yani sadece iktidara yakın medya organlarının temsilcileri de yoktu. E, birçok medya e, grubundan birçok meslektaşımız vardı. Tabii hep Herkes öyle de olmalı. soru aldı. Keşke bu hep devam etse. Peki. Altan Sancar teşekkürler. Haftaya başladık. Bakalım nasıl bitireceğiz. Efendim. Görüşmek üzere diyelim.